Evet sevgili arkadaşlar uzun zaman sonra üyelere özel bir video çekiyorum ama biraz sitemkar bir video. Çünkü bazı üyelerimiz ya okuma yazma bilmiyor ya son gönderiye bakıp alttakine bakmak zorlarına gidiyor. Ya da düşünmek bile istemiyorum ama gerçekten geri zekalı üyelerimiz var. Ya da art niyetinden dolayı geri zekalı taklidi yapan üyelerimiz var. Ya ben oraya duyum yazmışım. Üstteki gönderiye bir sonraki gönderiye hemen hemen aynı şeyleri yazıyorlar. Hayır niyetiniz bozuksa direkt engelleyelim. Önce bunu belirteyim. İkincisi topluluk kısmına yazılan hiçbir soruya cevap vermiyorum arkadaşlar. Sadece soru postu açıyorum. Sadece oraya yazınıza cevap veriyorum. Boşuna yazmayın. Bak topluluğa bakıyorum. Adam cevap yazmıyor. Ama şey pardon, videolara bakıyorum. Bir tane yorum yok. Videolarda bir tane yorum yok ama topluluk kısmında papağan kesilmiş. Samimi söylüyorum bu arkadaşların hiçbirinin niyetini düzgün görmüyorum. Topluluk kısmına yazdığınızın hiçbir önemi yok. Videoları attığınız en azından videoya reklam olarak döner. Videoyu izleme kalitesi olarak döner. Beğeni olarak döner. Bugün attığım bütün duyumları da siliyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Buradan şimdi söylüyorum. Çünkü arkadaşlarımız aynı soruyu bu buradan da yorum olarak sorarlarsa geri zekalı olduklarını anlarız. Ya da hain olduklarını anlarız. Direkt engelleriz. Ali Koç Gustavo Henrique ile stoper transferini tamamladık diyor doğru söylemiyor. Tamamlamadık. Atilla Salay'ın her an, her dakika gitme ihtimali var. Bilginiz olsun. Ali Koç Mustafa Hoca üyelere ne diyorsa %100 doğrudur demiş. Hani Putin konusunda ben ne diyorsam aynısını söylemiş. Ya yani bunu anlamamak için geri zekalı olmak lazım. Renato Sanchez eşek kadar yazmışım oraya. 3 saat geçmiş, 4 saat geçmiş. Yani Renato Sanchez için Allah'ınız kitabınız varsa uzatmayın da verin dedik. Bakalım imana gelecekler mi? Ben pek inanmıyorum çünkü bana kalırsa Crespo kalır ama Crespo 8-10 aralığına Zayt 7'ye giderse ikisinin parasını basıp alabiliriz. Renato Sanchez'i. Bunun neyini anlamıyorsunuz? Bu Penza Bentra Traore. iki arkadaşı da almak için uğraşıyoruz arkadaşlar. Ve bugün duyumu geldi. Yani almak için uğraştığımız duyumu geldi. Ama Ali Koç kanat transferi için bir şey söylemedi. İyi git o zaman Ali Koç'a üye ol. Ya Ali Koç 3-4 tane transfer yaparız derken ben burada 7'den fazla yapacağız dedim. Ali Koç bugün 3-4 demeden ben 12'yi geçecek dedim ya. 12 ve üzeri transfer olacak dedim. 9 transfer oldu. Bugün 3-4 transfer daha diyor. Ya hiç mi kafanız çalışmıyor arkadaş ya? Plenat uyumu. Ya oraya yazmışım. Plenat'ın daha iyisi masada. Görüşmeler sürüyor. Duyumu geldi. İsim yok. Hani Gabigol gibi geldi bana. Belki başkası da olabilir. Belki o Mehdi Taremi de olabilir. Bilemem. Adam bana yazmış. Playa'dan daha iyisi masadaysa niye almıyoruz? Ya kardeşim hakikaten bak. Gerçekten diyorum. Sorduğunuz soruların hani sizin mantığınıza yatıyor mu ya? Arkadaşlar ben kendi arabam var. Para biriktiriyorum. Hani e, biriktirdiğim para iyi bir seviyede olduğu zaman benim arabadan daha iyi bir araba almayı düşünüyorum dedim. Siz bana çıkıp da şey mi diyeceksiniz mesela? Hocam Peugeot 307 satıp Toros mu alacaksın? bunu soruyorsanız gerizekalısınız derim ben ya. La Peugeot'u satıp daha iyisini alacağım. Para biriktiriyorum diyorsam yani biraz daha üst bir şey düşünmen lazım. Ya Playa'dan daha iyisi masada diyorum. Kim masada? Alınsın bir an önce. Oraya da özellikle yazmışım isim bana da verilmedi diye. Bak dün 10 maddelik oraya bir şey yazdım. Gabigol'da fırsat transferi doğdu. İlk tercih oydu şimdi süreç değişti diye. Olmazsa play'a cepte yazmışım bak. 13 saat önceki duyumda doğrular nitelikte. Nino için 5'e anlaştık. Daha önce 3.5 artı 1.5 bonus idi. Şu an hala aynı şey diyorlar. Ama Gustavo'yu bedava çekince Serdar Aziz de olunca sanki sola yöneliriz gibi diyorum dedim. Ee, bak Gustavo Henrique sağ stoper. Serdar Aziz sağ stoper. Mantık ne diyor? Luan Perez aldın. Salah'ı gitmeyecekse sol stoper alınır. Şey gidecekse sol stoper alınır. Mantık olarak. Ki size Türk oyuncudan da söyledim. Dur aynı duyumun içinde var mı? Yok İstanbul Spor'daki var. Ya Semedo beleş çekebiliriz. Nino işinde az bekleyin yazdım. Yani boşuna para harcamanda lüzumu yok arkadaşlar. Bak bugün Nino Nino deyip e, ortalığı yeri göğü inletiyorsunuz. Hocam Serdar Aziz'in sol stoper oynamışlığı da var demeniz lazım mantık olarak. Niye? Kim Minji'yi sağda Serdar solda oynadı haftalar boyunca. Değil mi? Luan Perez yedeği Serdar Aziz. Nino'yu sağa al. Gustav Henrique yedeği olur. Uygun. Ama Semedo'yu bedava alma ihtimalim var. O yüzden ikisinden ilgili de ben kesin diyemiyorum. Alioski'nin menajeriyle görüşüldü. Olma ihtimali arttı. Detay gelsin vereceğim yazmışım 13 saat önce. Arkadaşım bir yazmış ki ihtimali var mı? Türk stoper dediğimiz Çaykur Rizespor'daki hani o topçu muydu? Emirhan topçu muydu? Öyle bir şey. Olabilir yazmışım. Salayı herhangi gidebilir 7. madde. 8 Zeiss 6 buçuk artıya yolcu. 9 Crespo kalacak gibi. Şu an için oraya kimse gelmeyecek gibi duruyor. İsmail sırıttı malum. Yani Arao, İsmail, Crespo en azından üçlü değerlendirilebilir gibi duruyor arkadaşlar. Bakın 131 kişi beğeni atmış, 28 kişi yorum atmış. Direkt sildim. Altılı ganyanın pazartesiye gideceğine gram inanmıyordum da birden inanma geldi bana diye. Azıcık topluluğa bakarsanız bulursunuz. Sildim. Daha rahat bulursunuz. Bir yanda Gabi gol arttı. Diğer yanda Play ihtimali. Şimdi Ayva'yı yediniz üyeler. 14 saat önce bak. Daha da geriye gidiyorum ha. Gustavo Henrique ile ilgili e, içinde Gabi gol gezen duyuma tekrar bakın diye. Şimdi onu da okuyacağım. Merak etmeyin. Sizin okuma yazmanız olmadığı için üyeler. Bazı arkadaşlardan bahsediyorum. Herkese kastetmiyorum. Ee, bak mesela Luan Perez'in kapına yazmışım. Yolun açık olsun Atilla Selay'ı yazmıyor mu bir yerinde? İyi bakın hele yazmışım. 39 tane yorum var. Sakal kesmek işe yaramış dedim. Kap geldi dün. Aslında iki tane kap geldi. Sakatlara ilişkin Ahmet Selim Kul kısmen haklı yazmışım. Slovaçka maçında yani 4 Ağustos'ta Ferdi oynayabilir. 6 ayda oynayabilir. King ve İrfan kadroda olsalar da yedek olurlar. Bak sakatların durumu. João Pedro kesin olarak 2 lig, 2 UEFA maçını kaçırdı. Yani bunun da neyini anlamadınız. Onu da çözemedim. Şimdi deseler ki ha 22 saat önce Gustavo Henrique'yi alın. Gabigol size 12 milyon euro. Onu da 3 taksitle ödeyin. Kabul eder misiniz? %91 evet demiş. 70 tane yorum var. Bak 70 tane yorum var. Onu da sildim. Es videosu dedim. Çok şey yapılmamış. Belotti normalde iptaldi parasal mevzularda hani kimseyle anlaşamaz belki geri döne diyordum ama iş şampiyonlar ligi ihtimali ortadan kalkınca, kalktığına göre hiç beklemeyin. Pliyada her şey stabil her an her şey hazırlıklı olun demişim 22 saat önce. Şu an saatim 15.40. Neymiş şaklaban mı seni öyle oturturlar bunu da sildim. Şimdi bundan da sorarlar hocam şaklaban kim diye hakikaten soruyorlar da. 21.45'teki videoyu reklamını yaptım. 140 beğeni 24 yorum. Ezgi Can Alioski için 20... Yani bir gün önceden diyeyim artık. Sen beksin lan. Ne demek 30 maçta 2691 dakika sadece 9 dakika eksik ne demek? 30 maçta 6 gol 9 asist. Ne demek Fenerbahçe'ye beleş gelirim? Yani... E, aynı zamanda... Bunu da sildim. Oraya yazmışım. Verdiğim duyumlardan iki tanesi olsun. Zaten ilk canlı yayında 50-60 kişiye üyelik hediye ederler belki dedim. O 40 kişi üye oldu dünkü yayında. Anlamayanlar ya da okuma özürlü olanlar için toplam şu an için duyum dedim. Luan Perez hayırlı olsun. Normalde Saok ok bekliyordum. Nino hayırlı olsun denildi 5 milyon euroya. Bekliyorum. Salayi gidişi yakın. Ezgican bonservissiz ve 1.2'ye okey dediyse hayırlı olsun yazmışım. Daha ne demem lazım yani. Hani kafasının içine sokmam için bazılarını ne demem lazım. Playa için Salai'den kaynak gerekecek ki satış olursa zaten kısa sürede çözülecek. 1 Ağustos gibi şu anda 1 nokta artı 1 nokta küsürdeyiz arkadaşlar. Mantık olarak size ne diyorum? Playa almak için ya da forvet almak için satış yapman lazım. Pelkastan 4.5 beklentimiz var. Rossi'ye 9 artı teklif vardı. Kabule doğru gidiyor süreç. Yani Ali Koç kanada almayacağım dedi değil mi? O dili meydan. Bu penza sıfır kiralama 5 savok ile alınabilir sola. Başka da kaleci e, kalıyor geriye. O da 304 bin euroya gerekirse çözülecek. Ek duyum Ezgican Alioski menajeri bon servissiz getirme sözü vermiş desem. Bizimkileri 2 artı 1 yıllık sözleşme teklif etti desem. E Luan Perez Atilla Salahi Ferdi. Kişisel yorumun bizim vereceğimiz yıllık ücret 1.2 milyon euro. Arap Yarımadası görmüş bir adam asla kabul etmez diye düşünüyorum. Bu şartlar imkansız abi ya dedim ama sonrasında dedim ki 1.2 kabulse buyursun. Yalnız ben yazacağım Alöske Fenerbahçe'ye önerildi falan yazmış. Not birkaç gün önce de oldu. Ben Ali Koç Beşiktaş'ta ters düşmeyeyim diye umursamaz diye düşünüyorum. Hala aynı dedim. Ama eğer bu transfer olacaksa kuruş bon servis vermeyiz diye yazdım. Serdar Dursun'un gitme fikri doğru değil ama 4-5 üzeri bon servis gelirse satılma düşüncesi var. Zira Thiago Çukur ya da kiralık olarak Halil Dervişoğlu falan denenebilir. Ha bunlar zayıf ihtimaller. Haberiniz olsun dedim. Fenerbahçe Beko Carson Edwards anlaşmasını açıkladık. Şu an işler çok tuhaf. Nino, Luan Perez stoper ikilisi de olabilir. Atilla satılıp bak. Daha öncesi bu ha. Luan Perez, Salai, Nino, Osai, savunma dörtlüsü ve yedekleri Ferdi Serdar, Semedo, Burak Kapacak da olabilir. Gustavo Henrique konusunda pürüz biziz. Vazgeçme fikrimiz var gibi dün dediğim üzere ama kesin vazgeçtik diyemem. KAP dediğim şey geldi. Şu kadar sözleşme detay dediğim şey. Gelip buraya göreceğiz. Haberini 31 Ağustos'ta alabiliriz. Bu yarın forvet kapını şey, yani İstanbul'a gelecek diye açıklama bekleyebilirsiniz demek. Ee, yönetime yakın birisi çıkmış Ağustos'un sonunda Eylül başında forvet demiş Hodri meydan 1-15 Ağustos arasında kap gelecek Forvet kapı hemde yani Net bir tarih var söylerim ama Dakika başı sorarsanız o yüzden söylemiyorum Bir kısmına daha yakın 15'e uzak Yani 1 Ağustos'a yakın Daha bunu hala soruyorlar Şu an çok karışık stoper piyasası Bak daha önceye gittim Salahi satalım Luan Perez alalım dedik Size dediğim gibi ölü fiyatı verdik kabul ettiler 5-250 Nino için 3.5 dedik, 5'e kadar bonus dedik, 8 diyen kulübü kabul ettik dedi, haber gönderdi. Sema dedik, Semedo dedik, biz buna kuruş vermeyiz, sorunlu oyuncu dedik. Sıfır, o yavşaklar kabul etti. Ya bunlar nasıl olsa gelmez, Gustavo Henrique'yi getirdik. Şimdi acaba geri mi göndersek, bonservis vermesek diyoruz dedik, kiraladık. Ya birçoğunuz görmese de oyuncular koşa koşa gelmek istiyor, takım şiir gibi top oynuyor. Bazılarınız inanmasa da. Ücretsiz Semedo mu istersiniz? Beşe Nino mu? Daha da öncesi. yani Daha geriye gidiyorum ama bildiğiniz gibi yani aklınıza takılmasın. Daha geriye gidiyorum. 25 Temmuz 28 Temmuz'da size kap dedim mi dedim. 3 Ağustos'ta da kap diyorum size. Haberiniz olsun. Hadi buyurun. Ee, yalvarırım lafı başka bir şekilde bir yerinizden anlamayın ama... Başka bir şekilde anlamayın ama pardon bir yerinizden yok. 15 dakika sonra bile forvet kapı gelebilir. Yarın da gelebilir. Bakın 25 bine nasıl gelmiş gelirmiş forvet göreceksiniz. Tur gittikten sonra bana ne ya gelsene gelmesene demeyin. Hayat sürüyor. UEFA bence daha doğru yer bizim için. Ondan sonra daha geriye gidiyorum haberiniz olsun. Bu penza konusunda 0 euro kiralama zorunlu satın alma oynan bunu herkese açık yapmışım. Sadece 815 oy gelmiş sildim. Ee, yine bir oylama yapmışım 592 oy gelmiş sildim 831 oy gelmiş sildim UEFA'dan ceza alacak mı videosu tanıtımı sildim yani az beğeni alan bütün gönderileri siliyorum çok yorum alan bundan sonra yorum atmamaya çalışın arkadaşlar lütfen Fenerbahçe ile Mars ile Luan Perez'in transferi konusunda anlaşmaya vardı. Konuşulan bonservis bedeli 3 ila 2 milyon euro arasında. 2, 2, gün önce mi 3 gün önce mi bu? Dün ben bunu derken üyelerimiz ne diyordu bana? Atıyorsun, üyelik bitsin çıkıyorum falan. Şimdi bu adamlar özel ilk diye veriyorlar. Biz normalde 2,5 kira alama, 3,5 zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde alacaktık. Kabul etmediler. 5,250 aldık. Yani adamlar şey yaptı. Luan Perez'i görüyorsunuz. Tüm medya akşam geleceğini yazmış. Şartları duyunca şaşıracaksınız. Bana kalırsa olmaz dememin sebebi buydu işte dedim. Ee, mesela maçın Fenerbahçe adına en iyisi kim dedim? Sadece 39 yorum gelmiş. Anladınız mı arkadaşlar? Ya Allah ya Rahman diyoruz. İnşallah maçlarda da bunu yapalım. Ee, WhatsApp grubundan transfer market çalışanımız olabilir. Kim Minji'yi satışının %100 bilgilerine sahibim. Üyelerimizden mırın kır nedenler olacak diye video haline getirdim. Mesela oraya bile 15 yorum atılmış. Ha, Luan Perez gelirse 3-4 gün öncesini duyma. Novak'ta yollar ayrılacak. Ferdi Çağatay sol bek hattı ve ihtiyaç halinde de Perez oynayabilecek. Bu açıdan baktığımızda bir, bir taşta iki kuş misali. Videoda dedim ama es geçmeyin. Normalde biz sol bek yedeği şey stoper yedeği yani daha doğrusu stoper ya da stoper yedeği olarak aldık. İhtiyaç halinde sol bek diye ama ama, ama, bak gram ihtimal vermiyorum bu şartlarda vereceklerine diye belirttim. Görüşmeler falan durdu diyenler var. Onlara da inanmayın diye de yazmışım. Bunu da sildim. 135 kişi beğenmiş, 7 yorum vardı. Yolun açık olsun Kim Minji diye. Ee, orada bile bana mırın kır nedenler oldu. Hani 20'ye satmıştık diye bazı üyelerimiz çok namuslu. Gerçekten çok namuslu üyelerimiz var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani öyle böyle değil. Arkamızda yani en ufak bir ayağım kaysa da yapabilecek bütün şerefsizliği yapsam diye bekleyen birkaç üyemiz var. Hiçbir şerefsizlik yapamıyorlar maalesef. Allah bunlara fırsat vermiyor çok şükür. Luan Perez için kulağıma gelen duyumlar zayıf duyum ki bu şifreyi anlıyorsunuz siz. Kesin aldık şeklinde 3 4 gün önce. 4 gün önce. Üyelere özel soru posta açtım. Yayın yaparım ya da hiç olmadı video çekerim. Soruların %95'ini cevaplıyorum. Evet hala aynı durum. Durum aynı. %4'ünü cevaplıyorum. Topluluk kısmında 1-2 gündür yazdım zaten. Kalan %1'i için bir şeyler yaparım artık diye. Hep aynı sorular. Ondan sonra başka bak. Mesela. Hakim Ziyek duyumu gelmişti. Zayıf duyum diye. Detay yok sadece bu kadar diye. Arkası gelmedi. Bilginiz olsun. Bak, 4 gün önce ya da 5 gün önce, 5 gün önce konuşulan ya da beklenen fiyatlardan çıkardığım sonucu soruyorum. Lütfen beğen butonuna abanın diye. Bak, beğen butonu. Yorum yapın demiyorum. Rossi 10, Valencia 2,5, Perkas 4,5, Zais'ı 6,5'a satıp 5'e bu Penza, 5'e Plea. Artı 8'e başka birisi. 8 pardon, 8 artı 3 bonusa Bertrand Traoré'yi alsak kabul müsünüz? Kabul edenler beğen butonuna dedim. 289 kişi beğenmiş. Üye sayımız şu an 600. Playa için tekrar ediyorum. Hiçbir sorun yok. 5 gün önce. Arada sadece 1 milyon euro kaldı. Bon servis için isterse Real Madrid istesin fark etmez. Biz ağırdan alıyoruz. Gustavo Henrique zaten bizde sayın. Bakın 5 gün önce. Semedo için de çok yakında 28'inden sonra kap gelirse şaşırmayın. Onda da iyi gidiyoruz. Özel hayatının ne olduğunu ben de biliyorum ama Jesus ben kefilim diyor. İptal diyenlere pek kaldırmayın. Hala aynı bu arada. Bu arada yine bir bekleme yapıyorum. Rossi Ard Valencia'ya giderse ki ihtimal var. Hem bu Penza hem Traore hem de Plea gelme ihtimali yüksek. isimler bunlar. Ek isim yok, başka alternatif yok şimdilik. 5 gün önce ha. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi de Plea madem 5 diyorlar, 4 diyoruz. Niye almıyoruz diyordunuz? Şimdi alın cevabı. Zayis Pelkas falan iyi fiyatlara giderler ise ki gidecekler. Kimden gelecek para da düşününce İki isim bir arada gelebilir ama çok kalabalık olur. Rossi'nin satış ihtimali arttı. Valencia'ya da izin verecek haberiniz olsun. Eron bu penza normalde ben Traore'yi unutturmak için yemdi. Sonradan biz medyaya saldık ama Jesus izleyince hayret etti. Bu adam nasıl 4.25'e gider diye aşını be beğeniyor. Hemen fiyat sorun şartlar sorun diye ben size bu kadar so söyleyeyim dedim. Buyurun. Köşe yazılarım var. Ha 5 gün önce Gustavo Henrique için başta 3.6 dediler. Sonra 3.0 dediler. Sonra 2.5 dediler. İster misiniz bedava gelsin. La çok dilerim ama ya. Neyse siz sessiz olun. Belki susarsak dediğimiz olur. Ya da en fazla 1.5 falan olur. Sonra bazı yavşaklar çıkıyor diyorlar ki bu adamı niye takip ediyorsun? Neyse bunu silmeyin bu dursun. Başka. Ha 5 gün önce zayıf duyum, 6'lı ganyan haftaya pazartesiye kadar gidecek. Bakın bugün cumartesi ha. Pelkas, Berisha, Samantha, Lemos, Max Mayer, Kolker arkadaşlar 6 kişi. Lucas Figueiredo'yu da 25 kişiye özel yazdım. Bu ismi alabiliriz diye orada duruyor. Üyelere özel soru postu dedim. Maalesef soru kaliteleri düşük. Samatta, Berisha Valencia giderse Plia %90 Fenerbahçe'de duymam hala geçerli 6 gün önce. Takımdan gidecekler de son durum aynı. Hocam o zaman niye gitmediler? Sormasına gerek yok. Gidecekler. Bırakın doya doya görüşüp en doğru takıma gitsinler. Yine 6 gün önce Plia ile anlaştık ama kulübü olarak tam değil. Araya başka takımlar girdi ama onlar kulübüne anlaştılar. Hiç önemli değil. Oyuncu anlaşmaları anlaşmalar önemli. Bu süreç uzar da uzar. Eğer bu transfer olacaksa ya mucizevi şekilde bizim kanal 25 e abone olur. O andan sonra ya da 1 Ağustos'tan önce hatta 15 Ağustos'tan önce beklemeyin dedim ama sonradan değişti. 15 Ağustos 1 Ağustos aralığına. Bence Semedo kesinlikle bizde. Hem Gustavo, Henrik hem de Semedo bizde. Duyumlar, artı düşünceler, artı yorumlar diyelim. Not: 3. ve az bir sol stoperde Salai yerine görüşülüyor. 6 gün önce lan istediği kadar Salai kalacak desinler fark etmez yol göründü. Allah'tan korkan buyursun. İsko için nabız yok diyoruz. Sanırım ben Renato Sanchez dediğim İsko ama yok. İsko için nabız yokladığımız doğru ama ben Renato Sanchez ismine tekrar tekrar söylüyorum. Ee, evet. Bu arada bir yardım çeşidi var. 1900 liralık. İnşallah bunu yapacağım. Çünkü videolar yeterli beğeni sayısına ulaşmadığı için forma dağıtmak yerine yardım yapacağız. Ayın 15'inde inşallah bu 1900 liralık yardımı yapacağız arkadaşlar. Dünkü yayında da iyi gelir geldi. Üye sayısı da artıyor reklamlara da abanırsanız ayın 15'inde çok güzel bir hayır yaparız. Bir tane bundan al, hayır ederiz 1900 lira. Yine bir tane su kuyusu. Yani 2500 liralık, 3000 liralık falan yardım yapacağız inşallah ayın 15'ine. Ne yapalım abi? Forma dağıtmak için bizim şartlarımız var. Her video üye sayısının geçen beğeniye sahip olmak zorunda. 600 tane üyemiz var. Her video 600 beğeni geçmek zorunda. Artı reklam tıklaması şartı var. Ne yani çoğu kişi tıklamıyor. Beğeni sayısı da çok, uz, çok az. Her duyumcuyu takip eden aramızdaki pek çok kişiye selam olsun. Ne demişti bir tane sayfanın biri? E, Louis Gustavo kalacak. Çünkü maaşından çıkılamıyor demişti Yağız Sabuncuoğlu. Ben de aksine söyledim. yola açık olsun dedim. Sonuç ortada arkadaşlar. Gördünüz mü? Neyse benim aktaracaklarım bu kadar. İnşallah bu saatten sonra topluluk kısmına yorum yazmak yerine gider videolara yorum yazıp kanala destek olursunuz. Verdiğim duyumu da arkasından soran arkadaşların artık kötü niyetli olduğunu düşüneceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani ben de bu kadar söyleyeyim. Bütün yorum hocam bütün duyumları niye sildin? Arkadaşlar okumadan anlamıyor bazı arkadaşlarımız. Belki videodan anlarlar. Bak bu videoda bile şahit olun. Videoda anlattığımı bile soran çıkacaktır. Herhalde dikkat edecekler artık sormayacaklar ama bakın bekleyin görün arkadaşlar. Görüşmek üzere. Orada Açın oynatma listelerinizi. Üyeyken de üyelik hediye alabilirsiniz. Üyeyken de üyelik alabilirsiniz. Arkadaşlar benim kafamdaki proje şu. Birkaç arkadaşla da şey yaptık, istişare ettik. Benim banka hesabını kabul etmiyor. Banka kartını bazen kabul ediyor, bazen etmiyor. Gerekirse çünkü hanımefendinin hesabına ben para göndereceğim. Her canlı yayında üyelik atacağız. Her canlı yayında. Mesela maç önü canlı yayın açtık. 5 üyelik. Maç sonu canlı yayın açtık ya galip geldik 5 üyelik. Mesela 5-0 Fenerbahçe kazandı belki 25 tane üyelik atacak. Atıyorum 250 lira. 250 liranın yarısını ben vereceğim. Zaten yarısı bana gelecek. Yani zaten yarısı bize gelecek ya. Ben gelen parayı vermiş olacağım. Amacımız yani daha fazla sayıda üye olsun. Üye sayısı artsın. Yani üye sayısı artsın. 2000 olsun, 3000 olsun üye sayısı. Ya sıfıra sıfır olsun arkadaşlar. Fark etmez ya. Ya siz projesiniz. Bu, bu, bir proje. Siz video izliyorsunuz, reklam tıklıyorsunuz. Gelen geliri biz hayır işine gönderiyoruz. Bu. Abi bir sürü video var daha atacağız inşallah. Bak şu an sistemimiz tıkır tıkır işliyor. Hocam bugüne kadar niye işte e, hayır işi yapmadınız? Şeyin neydi onun adı? Hak insani yardımın uygulaması yoktu ki. bugüne kadar yoktu. Şimdi çok güzel. Bak dört tane hayır işi yaptık. Telefonda duruyor. Gerekirse bir sonraki hayır işini yaparken ekrana, yani ekranda gösterip yapacağım arkadaşlar şüpheniz kalmasın diye bilginiz olsun. Siz de desteğinizi esirgemeyin. İnşallah bu kanal çok daha güzel işlere imza atacak. Görüşmek üzere inşallah.